Arkadaşlar hoş geldiniz. Kader, Magnus Carlsen'le Jan Nepomniachtchi bir araya getirmek için adeta uğraşıyor. Öncelikle Crunch Labs turnuvasında çeyrek finalde karşılaştılar. Zaten daha öncesine konuşmaya bile gerek yok. 2021 Dünya Şampiyonluk maçında oynamışlardı. 2023'te Magnus Carlsen artık benim Dünya Şampiyonluk maçından alacak hiçbir şeyim kalmadı. Nepo'yla da oynamak istemiyorum deyip bir noktada çekilmişti o karşılaşmadan. Crunch Labs'te denk geldiler. 3-0 Magnus Carlsen yenmeyi başardı ama Jan Nepomniachtchi elemiş olmadı. Çünkü böyle bir turnuvada kaybedenler tarafı diye bir bölüm var. Eğer bir kere kaybederseniz turnuva size hak tanıyor. Oradan kazanıp orada bazı kaybedenleri eleyip sonrasında tekrardan finali bulabiliyorsunuz. Şimdi Jan Nepomniachtchi pes etmedi. Öncelikle Andreyekin'i yendi, Rus büyük ustayı. Sonrasında ise Duda gibi önemli bir oyuncuyu yendikten sonra karşısında rakibini bekliyordu. Derken Magnus Carlsen de tabi Nepomniachtchi'yi 3-0 yendi demiştik. Yarı finale yükseldi. Maxim Vashelegrad'la oynadı ve orada kaybetti. O da kaybedenler bölümüne geldi. Wesley So'yu orada eledi ve Jan Nepomniachtchi ile buluşmuş oldular. Şimdi bu karşılaşma zaten çok keyifli. Ben de bir seyirci olarak canlı yayında hem tepkilerini izledim hem de ne olacak diye bekledim. Ve iki karşılaşma bittikten sonra yenişemediler. Sonra tiebreak karşılaşmasında artık biri kazanmak zorundaydı. Şimdi normal şartlarda ben sadece tiebreak'i anlatmak istiyordum ama bu heyecanı size de yaşatmak istiyorum. Oyun 1, oyun 2'yi de sizlere göstereceğim ama hızlı bir şekilde göstereceğim. Eğer bundan çok fazla keyif almazsanız, tiebreak'e hemen gitmek isterseniz de aşağıda zaten zamanları belirtiyorum. Oradan direkt tiebreak'e devam edebilirsiniz. Direkt tiebreak heyecanını da yaşayabilirsiniz. Ama oyun 1 ile oyun 2 ile başlayalım. Hızlı bir şekilde anlatayım. Tiebreak'e öyle de geçebiliriz. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Jan Nepomniachtchi ve burada ilginç bir açılışı oynuyor Magnus Carlsen ve bu G3'lü olunca Katalan açılışı oluyor. Katalan açılışının aralarında bir önemi var. 2021 Dünya Şampiyonluk maçında Magnus Carlsen bu açılışı oynamıştı ve 6. oyunda Jan Nepomniachtchi'yi yenip sonrasında da artık İpi göğüslemişti bir noktada ve 4-0 bitti o karşılaşma. O yüzden bu G3'lü Katalan açılışının aslında önemi çok büyük ve bir noktada aslında değişik bir durum da var. G3'ü Dubov oynuyor ve Dubov bu açılıştaki belki de dünyadaki en iyisi. Magnus Carlsen'i çalıştırmıştı Dubov bu açılışta ve Rus Dubov Magnus Carlsen'i çalıştırıp Rus Jan Nepomniachtchi'yi yenmesini sağlamıştı. O da ilginç bir anekdot olsun sizler için. Fil G2 devam ediyoruz. Burayı çok çok hızlı oynadılar oyuncular. Burada birkaç değişim hamlesi yaşandı ve sonrasında ise bir ara beyazlar B5 oynayacaklar ki hemen oynamayı tercih ettiler ve sonrasında C6 geride kalmış bir piyon olacak ve siyahlar çok hızlı vezir D6 oynadılar. Bilgisayar yanlış diyor ama Nepomniachtchi'nin de bir fikri var. İlerleyen zamanlarda C5'i hızlıca sürebilmek için veziri buraya geldi. Şimdi burada kaleler değişildikten sonra C6 piyonu değişiliyor ve C6'da daha doğrusu B piyonları değişiliyor. C6 geride kaldı. Kale C1 ile beraber buraya bir baskı yapılıyor ve siyahlar da kale C8 oynadıktan sonra C5 oynamayı istiyorlar. Şimdi ona karşılık da beyazlar eğer C5'i hemen sürmezsen ben at D3 getireceğim. Sonrasında da C5'e bu atı koyma ihtimalim var diyor. Dolayısıyla Jan Nepomniachtchi de hemen vezirleri gel keselim dedi. Vezir D1'e gelince C5 hızlıca oynandı. Siyahlar tabii ki eğer değişmezsen C4 oynayacaklar. O yüzden dikkatli olmak lazım. DC5, kale C5'e burada kale A1 gidildi. Şimdi olabildiğince taşları oyunda tutmaya çalışıyor beyazlar. Çünkü D5 bir zayıflık evet ama ona karşılık da burada filler eğer oyun sonunda kalan tek taşları olursa bu ters renkli fillerin oyunu beraberliğe götüreceğini tahmin ediyor herkes zaten. Özellikle Magnus Carlsen ile Jan Nepomniachtchi de bunu çok çok iyi biliyorlar. Kale A1'den sonra vezir C3 ve vezir C3'ten sonra da at D3 hamlesi geldi. Kale C7'ye çekildikten sonra at F4 ve buradaki manevranın sebeplerinden bir tanesi de eğer siyahlar D4 oynarsa burada at E2 ile beraber ver veziri, ver buradaki D4 piyonunu diyebilirsiniz.
ya da D4 oynamasalar bile siz at E2, at D4 oynayacaksınız ve bu konumu daha sağlam bir şekilde at D4'teyken oynayabilirsiniz. Ve burada Jan Nepomniachtchi 3 dakikalık bir fark attı ve belki de bunun birazcık gazına gelip D4 oynadı burada. Ve D4'ten sonra Jan Nepomniachtchi yaptığı hatanın farkına varıyor ve at E2 ile birlikte ver veziri ver piyonu diyecek şimdi. Vezir C2'den sonra vezir C2 kale C2 kesiyorsunuz ve at D4 ile beyazlar öne geçtiler. Ama tek sıkıntı şu, 4'e 3 olan bu aynı yapıda, yani aynı köşedeki yapıda tabii ki geçer piyon elde etmek birazcık sıkıntılı olacak. Yani bu piyonlardan bir tanesi tabii ki A3'te ya da B3'te olsa farklı bir kazanç metodu konuşabilirdik. Ama şu anda beraberliğe tabii ki yakın, fakat piyon piyondur. Ve kale C8 birazcık devam ettireceğiz burada. Jan Nepomniachtchi sistemi ben kurdum diyor ve burada fili dönüp geçeceğim diyor aslında. Yani fili D6'ya, fili F8'e. Şu an fil D6 gelemeyeceği için gel kaleleri keselim dedi. Kaleleri kesmek beyazların işine gelmeyecek. Çünkü oyun sonunda kazanma ihtimalleri çok daha zor olacak. Dolayısıyla bir tane kale A2, kale C7, kale A6 geldi. Ve burada fil C5 yine aynı şekilde git gelleri yaşıyor. E4'ten sonra at G8, E5'ten sonra da at E7 ile gel atları değişelim dedi. Yine dediğimiz gibi kale ve atlar burada değişilmemesi gerekiyor. Ve fil E4'ten sonra at C6, fil C6 artık belki de mecbur kaldı. Derken Jan Nepomniachtchi kale A7 ile birlikte buradaki kaleyi adeta mat etmiş oldu. Zorunlu bir şekilde kale değişimi ve ilk oyun böylelikle beraberlikle sonuçlandı. 4'e 3 fil, ters renkli filler oynanır mıydı? Biraz daha belki oynanırdı ama burada kazanmak adeta mümkün değil. Ve oyuncular beraberlikte anlaştılar. Gelelim ikinci oyuna. Jan Nepomniachtchi beyazlar da kazanmayı düşünebilir. D4 at B6, C4 B6 ve F3'lü bir sistem oynuyor. F3'ten sonra E4 oynayacak ve devamında merkezi bu şekilde almaya çalışacak. At C6, at C3, E5 hamlesi geldikten sonra D5 ile atı kovdunuz ve at E7'ye döndükten sonra E4 ile birlikte bu sistemi kurdunuz. Tabii ki fili E3'e, veziri D2'ye atacaksınız ve bir şekilde bu konumu oynayacaksınız. At G6 ve fil E3'ten sonra da siyahlar hemen fil C5 oynadılar. D6 oynayacaklar ve fili dışarı çıkardıktan sonra rahat bir şekilde bu konumu oynamayı planlıyor. Fil çarpı C5 belki denenebilir ama bu hamle gelmedi. Vezir D2 ile beraber sen alırsan ben burada tutabilirim diyor. D6 hamlesi şimdi geldi. At GE2 ve fil D7'nin ardından G3 ile beraber Jan Nepomniachtchi oyunu birazcık daha karışık bir bölüme götürmek istiyor. Belki G3'ten sonra H4 ve devamında H5 oynamayı planlayacak. Dolayısıyla hemen siyahlar H5 oynadı. H4, A6 ve devam ediyoruz burada. At C1'den sonra da vezir B8 hamlesi geldi. Şimdi zaten burada atı döndürüp dolaşıp D3'e koymak istiyorsunuz ama bilgisayar diyor ki önce bir fili kesip sonrasında at D3'te B2'yi tutup böyle oynamak daha mantıklı olabilirdi diyor. Amaçlardan bir tanesi de at D3'ten sonra belki de bu piyonları hareketlendirmeye çalışacaksın. Ama bir yanlış hamle at D3'ten sonra hemen fil E3 ve vezir E3'te sonuçlanmış oldu. Konum daha kısır bir yere gidiyor belki de burada. Rok hamlesi geldi. Buradan artık bir şey çıkmaz diyor. Çünkü şah da aslında tehlikeli bir noktada kalacak. Şahın ne tarafa rok atacağınızı beyazlar da, yani siz de bilmiyorsunuz. Beyazlar da bilmiyor belki de. Fil E2 hamlesi oynandı. B5 de hemen buraları açmak istedi. Zaten Karsen vezir B8 de bunu istiyordu. CB5, AB5 ve at B4'ün ardından at E7 hamlesi geldi. Siyahlar burada bir şekilde C5 oynamak istiyorlar. Ve vezir kanadından da güzel bir ilerleme gerçekleşecek. Kısa roka C5 ve mecburen D çarpı C6 almak zorunda kaldınız. At C6, at C6 taşlar kesildikten sonra bir tane A3, B4, AB4, vezir B4 ve burada B2 bir zayıflık. Yine siyahlarda da D6 zayıflık olarak gözüküyor. O yüzden onlar da bir şekilde değişilirse oyunu aslında kazanmak birazcık zorlaşacak. Kale A8, taşlar kesildi. Beyazlar da Nepo'da belki de ikna oldu burada oyunun daha fazla ilerletilemeyeceğine ve kale D1 ile beraber D6 istedi. Vezir B2'yi alacak. Kale D6'yı alacak. Fil D7. Kale B6, vezir A3 ve burada artık hamleleri tekrar ettiler ve konum berabereydi zaten ve beraberlikte anlaştılar derken burada artık
final vakti. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Jan Nepomniachtchi. Şimdi Armageddon sistemine geçiyoruz. Her iki oyuncu da bir teklif veriyor. Ben işte diyor ki mesela Jan Nepomniachtchi, hatta bu oyun özelinde direkt söyleyelim, Magnus Carlsen kağıda şunu yazmış: ben 8 dakika siyahla oynamayı okuyayım. Jan Nepomniachtchi de 7.54 yazmış. Tabii ki birbirlerini bilmeden tahmin etmeye çalışıyorlar. Ve Magnus Carlsen direkt 8'i yazmış, kurtulmuş. 7.54 Jan Nepomniachtchi kazanıyor ve siyahlarla oynama hakkı elde ediyor bu teklif verme durumunda. Şimdi ilk hamlelere geçelim ve süreleri de görün istedim. Burada Carlsen kazanmak zorunda artık. Çünkü siyahlar hem 7 küsürle oynayacaklar, hem de ikinci hamleyi yapan taraflar siyah oldukları için burada beraberlik hakkında, yani beraberlikte Jan Nepomniachtchi kazanmış olacak. Ve bakalım bu heyecanlı tiebreak'te neler olacak. D4 at F6, C4 E6 hamlesi geldi. At F3'ten sonra D5 ve Magnus Carlsen bir kere daha G3 oynuyor. Ve Katalan açılışında bakalım Nepomniachtchi bu sefer yenebilecek mi? Fil E7, fil G2 hamlesinden sonra kısa rok. Vezir C2'ye C5 ile birlikte o da merkeze tamamen geldi. D çarpı C5, vezir A5 şah. At C3'ün ardından D çarpı C4 alındı ve kısa roktan sonra da vezir gitti. Buradaki C5'i alıyor. Beyazlar tabii ki burada bir tane piyon kaybettiler. Ona karşılık da ver bir tane fil E3'ü diyor ve vezir H5'e gitmiş oluyor. Şimdi tabii ki neyi tercih edersiniz burada tam olarak bilmiyorum ama siyahlar o kadar kötü kalmış değiller. Yani genelde piyon feda ettiğiniz bir durumda beyazlarda tabii ki çok daha aktif olmayı beklersiniz. Ama Nepomniachtchi'nin bir sorunu yok gibi ve aklımızda da tabii ki vezir buradayken birkaç tane mat etme fikri geliyor gibi. Ama şu anda konuşmak için birazcık erken. At E4 hamlesi geldi. Hem vezirin C4'e bakması için önemli, hem de at merkezde güzel işler yapabilir. Fil D7 geliyor ve vezir C4. At E4'ten sonra vezir E4 ve fil C6. Siyahlar o piyonu geri iade ettiler ve karşılığında fili çok güzel bir çapraza koydular derken siyahlar eşitledi mi acaba diye konuşuyorken Magnus Carlsen hatalı bir hamle yaptı ve burada vezir E5'in devamında aslında şöyle ilginç bir durum var. Yani vezirleri kesmek istiyorsunuz, diyorsunuz ki siyahlara, eğer sen alırsan ben atı E5'e yerleştireceğim ve buradaki çaprazdaki filleri kestikten sonra atım burada çok güzel kalacak. Fakat burada o atı yok edebiliyorsunuz. Fil F3 ve fil F3'ten sonra eğer burada fil F3 alınırsa vezir boşta kalmış olacak. Dolayısıyla vezir burada H5'i almak zorunda. Ama vezir H5'e de artık fil dönüp burayı koruyor. Onun karşılığında da beyazlar gitti, B7'yi aldı ve kaleyi düşürmüş oldular. Buradan sonra da fili feda edip kaleyi karşılığında, daha doğrusu şöyle, at ve fili verip kale ve piyon almış oldular şu konuma baktığımızda. Ama vezir E5 niye yanlış kaldı? Kaleyi aldı sonuçta diyeceksiniz piyonla birlikte. Ama burada iki tane alete karşılık kale siyahlar için her ne kadar bu konumda çok çok iyi kalmasa da normal şartlarda iyi kalıyor. Şimdi siyahların amacı şu: at file karşılık kale oyun sonunda iyi bir koordinasyonla beraber bu konumu artık en kötü ihtimalle beraber yapmak. Ki zaten bilgisayar gördüğünüz gibi 0.7 ile beraber siyahları üstün gösteriyor. Kale A8. Oyun daha yeni başlıyor adeta. F3. Belki de Magnus şunu düşündü. Yani hamleyi kaçırdığını sanmıyorum. O vezir E5'i belki de bilerek hatalı oynadı. Birazcık konumda dengesizlik oluşsun ve oyunu o şekilde kazanmaya çalışsın diye. At B6. Atı geliştiriyor. Kale AC1 ve kalenin de C7 inme imkanları var artık. Diğer kale de bir şekilde buradan inmeye çalışırsa buradan hem arka sıralardan bir şey kovalayacaksınız, hem de 7. yatayda çok güzel olacak. Tabii ki kale D1, kale C7 ve kalenin buraya gelmesi için belki de fil B6 çekeceksiniz, bilmiyorum. F6 hamlesi geldi. Bu fili burada kullanamadığının farkında. Fil F7 ya da fil E8'den oyunu geliştirmek isteyecek. Fil C5 hamlesi geldi ve fil D8'le bu filleri kesmek istemiyor. Yani Nepomniachtchi biliyor ki çift fili oyunda tuttuğu sürece Magnus için sıkıntı olacak. Yani bu fili B6'ya değişirse tabii ki çok iyi olur siyahlar için, ama değişmezse hemen fili kaçma vakti. Kale F1 geldi. Fil E8'le beraber filler tam istenilen yerde değil. Yani onları en azından buralarda görmek isterdik ya da belki
Yani şuralarda bir yerde görmek isterdik ikisini ama şu anlık pek mümkün değil gibi. B3 hamlesi geldikten sonra şah F7, şah F2 yaklaşıldı ve at D5 ile beraber at merkeze geldi ve beyazlara bir noktada E4 acaba sürebilecek misin diye soruyor. Beyazlar da diyor ki evet sürebileceğim. E4'ten sonra at E7, atı da konumlandırmaya çalışıyor ama tam olarak istenilen olmuyor gibi. Tabii ki bu konumda Jan Nepomniachtchi bir şey yapmak zorunda değil. Çünkü beyazlar kazanmak zorunda oldukları için Jan Nepomniachtchi belki de burada rakibini birazcık tahrik edip bekleyecek. Kale D6 hamlesi geldi. A5. Yani daha demin söyledik. Yani beklemesi lazım, bekleyecek derken bu A5 nereden çıkıyor? Belki de kendi kafasında bu piyonları bir şekilde değiştirsem zaten fillerim de buradan hani oyuna girmek isteyebilir. Kalem de buradan bir şekilde oyuna girer. Hadi ben A5 A4 süreyim diye düşünmüş olabilir. Derken burada bir tane fil B6. Pardon. Fil B6. Şimdi daha deminki konumda filleri kesmek istemediğini söylemiştik siyahların. Bu hamleyle kesmek zorunda kaldı. Yani fil açıkçası orada mat olmuş oldu. Fil çarpı B6, kale çarpı B6, kale A7. Tabii ki kalenin buraya inmesini istemiyorsunuz. Kale C5 hamlesi geldi. Buraya da bir A5'e bir baskı var. Belki A4 sürülürse artık burada B piyonunu ilerletme şansı olabilir. Dolayısıyla siyahlar bir tane fil D7 oynuyorlar. Şah E3 hamlesi geldi. At C8, taşların birazcık yerini değiştirme çabası. Kale B8 geldi. At D6 ile beraber atı en azından daha iyi bir konuma koydum diyor. F4 ve beyazlar da artık bir şeyler yapmak zorunda. E5 sürecekler muhtemelen ve buradaki atı rahatsız edip artık ata çok az yer kalmış olacak. Atı belki de E8'e dönmek zorundasın. Çünkü C8'e vurabiliyorsun. At B7'ye de kale C7 gibi tercihler var. Dolayısıyla burada atın konumu birazcık sıkıntı kaldı. H6, G4 hamlesi geldi. Şah E7, H4 ve at E8'in ardından burada G5 hamlesiyle beraber buradaki piyon yapısını bozmak istiyor. HG5 ve burada almasını aslında beklemiyordum. Yani bir tane şah D6 gibi bir şey olabilirdi ya da belki şah F7 ile bekleyebilirdiniz. Fakat FG5 hamlesinden sonra FG5 ve yapı birazcık bozuldu. Tabii ki siyahlar kaybetti diyemeyiz. Ama en azından beyazlara burada artık fikirler çıkmaya başlayacak. At D6'ya geldikten sonra bir tane şah F4. At F7'ye geldikten sonra da G6 ile o atı kovdunuz. At D8'e bir de E5 ve bir anda daha deminki konum aslında beyazlar için yani nasıl bir şey bulacak tam emin değildik. Fakat şu an en azından bir şeyler söyleyebiliyoruz. Burada belki ilerleyen zamanlarda G7'ye sarkabilirse bir şeyler elde edecek. Fil E8 hamlesi geldi. Yine burada G6'yı isteyerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat şah G5'ten sonra hem orası korundu hem de burada artık kale C8 tehdidi var. Dikkat etmek lazım ama fil D7 oynarsanız da buradan dönüp bir şeyler olma ihtimali var mı diye bakıyoruz. Dolayısıyla kale D7 hamlesi geldi. O da arka sıralardan bir şeyler denemek istiyor. Belki kaleyi D2'ye inip A piyonunu alıp sonra şahlayarak sürekli beraber yapma ihtimali var. Filin de G6'ya baskısıyla beraber belki kale D2 ve devamında burayı fille ya da kaleyle alma ihtimali var tabii ki. Kale A8, ver A5'i, kale D2 yenildi ve buradan sonra da tabii ki A5'i alma ihtimaliniz de var ama ona karşılık G6'yı kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir tane kale C7 oynandı, fil D7'ye geldikten sonra da kale A7. Şimdi buradaki durumlardan bir tanesi kaleyi buraya döndüğünüz anda artık D7'ye tekrardan baktırmanız lazım. Aksi takdirde filiniz düşecek. Kale D5 hamlesi geldi. Ver E5'i diyor. Şah F4 ve şah E8'den sonra da artık fil en azından buradan hani kıpırdamasa dahi belki beyaz karelere giderse şahlama ihtimali olabilir. Şu anda tabii ki açmazdan kurtarmış oldunuz ama yine fili hemen B5'e gelemezsiniz muhtemelen. Çünkü G7 düşecek ama rakibe de en azından belli şansları kısıtlamış oluyorsunuz. Kale A8 hamlesi geldi. Burada Magnus bulmakta zorlandı. Belki kale A6 ve devamında yani nasıl olabilir? Kale A6'ya yine şah E7 var ama hani kale D6 oynayamıyorsunuz. Fakat ne olabilir? Kale A8, şah E7, belki buna kale A6 olabilir. Kale A6'dan sonra ama yine bu şahı burada tutacak. Kale D6'ya izin vermeyecek. Birazcık bulması zor. Ve Magnus Carlsen kale A7 doğru bir şekilde ilerliyor ama şah E8'e şimdi kale A6 oynamak lazımmış. Şah E7'ye de şah E4 ve buralardan yavaş yavaş bir şeyler elde edeceksiniz. Ama süreye bakalım.
Ekleme yok. Siyahların 2.45'i kaldı ve beyazların 1.53'ü. Yani en başta sanki Magnus Carlsen'in süre avantajı olacak gibi gelmişti ama o süre avantajı eridi gitti. Burada Magnus Carlsen A3 hamlesini oynadı ve bir anda konum beraberliğe dönüyor. Çünkü kalede 4 şah var ve şah burada E3'e belki de gelmek zorunda ya da şah G5 gitmek zorunda. Fakat burada şah F3 hamlesi oynandıktan sonra kaçırılan bir tane hamle var. Şimdi kale buradan, kaleler sürekli şah E7'ye bakıyordu ve at C6 çıkamıyordunuz. Kale C6 açmaz vardı. Ama artık açmaz yok. Bir tane at C6 ve devamında at E5 gibi bir şey gelinebilirdi. Ya da at C6 işte kale D5 ve devamında at E5 gibi bir şeyler gelinebilirdi. Fakat burada Nepomniachtchi hiç riske girmek istemiyor. Bu konumu sağlam sağlam tutacak. Kale D5 oynadı. Şah G3'e kale D3 sürekli şahlamaya çalışıyor. Yani at C6 oynayıp oyunu kazanmaya çalışmıyor bile. Şah E3 kale D5 ve şah E4 geldikten sonra artık yani bir şekilde burada at C6 ile oraya basmak lazım. Çünkü at C6 hamlesiyle beraber ver A7'yi, ver aynı zamanda E5 boştaki piyonu diyorsunuz. Kale A8 şah, şah E7'ye gittikten sonra da kale G8 ile birlikte artık burası isteniyor. Ama sıkıntılardan bir tanesi kale çarpı E5 ve şah D3'ten sonra kale D5'e, şah C3'e, bu sefer şah F6'ya gitti. G7'yi korudu, aynı zamanda burada G6'yı da istemiş oldu. Kale F8 şah, şah G6'yı aldı, kale F1. At E5 ve yavaş yavaş artık yani baştan beri istediği o at fil koordinasyonunu sonunda merkezde yapabildi. Tabii ki kale A7 ile bir şeyler isteme telaşında burada Carlsen ama bu oyun o kadar iyiye gitmeyecek sizler için. Çünkü iki tane de fazladan piyon var bir de burada sürebileceği. Kale A8, at B4 şah, şah C3, kale D3 ve şah C4'te buralara belki gelip bir şekilde almak istiyor. Ama kale D5 ile orası da kesildi. Kale G8'e gitti. Belki buradan şahlamaya çalışacak ama kale G5 ile onun da önü kesildi. Yani Jan Nepomniachtchi fırsatını bulduğunda işte Magnus Carlsen'i böyle zor durumda bıraktı. Ve kale GF8, fil C6, yavaş yavaş taşlar gelişiliyor. Kale E1, fil D5, şah B5 ve fil B3'ü de almış oldu. Hem de A5'i de korumuş oldu. Yavaş yavaş piyonlar düşüyor. Magnus ne zaman terk edecek? Fil A4'ü de aldı. Kale çarpı E6, şah H7'den sonra artık kale F4 ve Magnus Carlsen burada bir şeyi fark etti ki at D5, şah ve kale. Dolayısıyla kale F4 oynar oynamaz oyunu terk etti. Ve Jan Nepomniachtchi kaybedenler yarı finalinde Magnus Carlsen'le eşleşti. Tiebreak'e kaldı ve Magnus Carlsen'i elemeyi başardı. Yeni konsept nasıl oldu bilmiyorum ama daha fazla yani daha uzun süreli bir video ve en azından çok fazla satranç takip etmek isteyenlere fazla oyun da var. Aynı zamanda sadece tiebreak'e bakmak isteyenler de bundan faydalanabilecek. Buraya geldiyseniz aşağıda yorumlarda mutlaka burayla ilgili buraya geldim yazın. Bakalım kaç kişi yazacak en azından. Kendinizle bir noktada iletişim kurmuş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.